Dolayısıyla yoksulluk işte Amerikan yardımı sütler Atatürk İlkokulu'nda okurken sıraya gireriz ve onlar hep böyle buğulu bir geçmişin izleri olarak hep perde gerisinde her zaman vardır. Böyle yani sırada bekliyorsun sütünü dökerler Amerikan yardımı. Üç diş çerek bir peynir alıyorsun teneffüste. Doğru yani yoksul yılların zengin çocukluğunu yaşadık biz. Çünkü kendimiz ürettik. Yani lingiri oynamak, toprakla haşır neşir olmak günümüz çocuklarına baktığımız zaman sokakta oynayan çocuk görmüyoruz. Ee, zengindi bizim çocukluğumuz yoksulluğumuza rağmen. İşte onun için o, o çok hoşuma gitti. Yani evet o yoksulluktan siz zenginliğinizi oluşturmuşsunuz. Yani evet. bizde şeydi o fındık çubuklarından bizde böyle şey bir, direksiyon yapardık. Onunla koştururduk. <gülüyor> evet. Evet. <gülüyor> Mesela yolda yok. gelirken hocamla işte biraz edebiyattan Kitap Or, Orhan Pamuk işte Yaşar Kemal biraz öyle sohbet ettik. Arada şey söyledi yani <laughs> e, kitap alabilmek için diyor o yaşımda tabi iznim var herhalde söyleyeyim. Söyleyebilirsin. Evet. E, benim diyor her gün kahvaltıda param üç diş çörek, çörek. bir de hel Peynir. peynire yani. e, yeterdi diyor. Kitap alabilmek için bir gün alırdım. Bir gün almazdım o almadığım günün parasını diyor biriktirdim ve kitap için ayırırdım. Aç kalırdım o gün. Yani e, işte bu okumaktan yazmaktan biraz bahsettik de, ne itti nasıl itti bu okuma ve yazma üzerine diye düşünürken. Aslında beslenme ben... tabii o da yani siz işte vücudunuzu beslemeye değil de ruhunuzu beslemeyi tercih. Doğru. Belleğinizi beslemeye tercih etmişsiniz. Doğru değil mi? Yani evet, o çünkü aynen o, öyle. o şimdiki gibi değildik. Yani biz işte şu an hepimiz cebimizde dünyayı taşıyoruz aslında. Yani internete evet. bağlı olduğumuz süre içerisinde dünya cebimizde. Ama o zaman öyle bir şansımız yoktu. Tabii. tabii. Yani o da o, bir zenginlik. Tabii olduğu. işte gazete kağıtların işte paketli kağıtların üzerinden ben de haberler okuduğumu çok iyi hatırlıyorum. Karikatürlere baktığımı ben de çok evet. iyi hatırlıyorum.